O zaman Zamiş Emi, Saadettin amcanın dediği gibi yapalım Şayka. Vallahi Kubi, ben bu dergide daha çok işin yaratıcı bölümüyle ilgiliyim. Ne bileyim, zamdı, bütçeydi. Öyle zeka gerektirmeyen hesap kitap işlerini siz halledersiniz bebeğim. Çok naziksin Şayka. Teşekkürler. İş konuşurken oyalama beni be. Ne diyor Saadettin zamlarla ilgili? Düşündü, taşındı ve dedi ki... ekonomi bu kadar kötü giderken yapabileceğimiz zam miktarı belli diyor yahu. Ekonomi kötü mü gidiyor? Aa, değil mi ya? Ay, ne zaman oldu bu kız? Neyse Şayka, korkma canım, sana bir şey olmaz. Saadettin amcanın önerisi ise şu. Toplam zam bütçesini aynı oranda paylaştırmaktansa en çok ihtiyacı olana verelim. Yani kim maddi olarak zordaysa en çok ona zam yapalım diyor yahu. Olur Kubi, tamam. O zaman en gariban kimse, Saadettin buna karar versin. Ona en çok parayı verelim. Onları hayırseverliğimizle dövelim. Aa, şendullar geldi. Şendullar derken? Mahkemeden geliyoruz. Boşanma davamız vardı ya. Ha. İlk işleri de buradaymış ya. Bende bir huy var. Bu odaya kapanıyorum. Ne duyuyorum ne görüyorum ha. Asliye Hanım, boşandınız mı resmen evlatım? Evet, en sonunda. Bitti. Oh yavrum, Allah kurtardı. Anneciğinin duaları kabul oldu demek ki. Verilmiş sadakanız varmış. Ne konuşacağız buran? Kusura bakmayın Saadettin Bey, sizi de yani geçim sıkıntımla iyice hırtlağınızı sıktım yani, kusura bakmayın. Aa, Aslar Muhallebiciğim borsayı açacaklarmış, haberiniz var mı? Borsaya mı? Ya ne muazzam para var bu Sütçüoğlu ailesinde ya. Gizli zengin bunlar, off the record ama. Hayret. Hayret yani. Aslı dedi ki, benim babam dedi vergi rekortmeninde dedi, ilk 50'ye girer dedi. Aslı dedi, babam dedi kendisi için dedi yani. Ne diyorsun ya? Evet ya. İlk 50'ye. Ben öyle duydum ama yanlış da duymuş olabilirim. Siz Fatoş'u gördünüz mü? Elinde torbalarla, oğlu gelmiş ya, ona alışverişler falan yapmış. Bütün Nişantaşı'nı toplamış diyebilirim. Herhalde miras kaldı. Çünkü bu krizde ne bileyim bu kadar alışveriş. Öyle diyorsun. Benim teorim bu. Ne bileyim, hani derler ya geçmişler. Zengunun malı züğürdün çenesini yorar derler ya. Aynı bizimki de öyle bir hesap oldu değil mi? Biz de tek kazıda da sığıntı gibi yaşayıp duruyoruz işte. Şey oğlum, beni niye çağırdın buraya konuşmaya? Hiç. İçimi dökmek istemiştim de. O kadar. Yani onaran Cem'in babası yok mu? Hı hı. Aynı kirli çıkı, aynı kirli çıkı. Yok ya, olur mu öyle şey buran? Baba ol zavallılar, aynı evde oturuyorlar ya. Bar yemez onlar ya. Gerçekten bar yemez. Onlar böyle buradan sıkarlar. Alttan hemen çocuk diyorlar yani. Paris'te şatoları varmış diyorlar ya. Şato mu? Evleri olduğunu biliyorum da şatodan haberim yok. Şato biraz abartılı olabilir ama kaşhane değiller. Cem'in takıldığı kızı gördünüz mü? Ha, dün akşam kapıda gördüm. Süperdi. Ya süper kız. Peki o kız, o süper kız Cem onlarla niye birlikte? Niye? Bunlardaki mal varlığını anlatamam size. O kadar çok mal var ki bir biz bir bilmiyoruz. Bunlar bayağı ilginç bilgiler benim için. Peki şimdi geldi aklıma. Fatoş Hanım son zamanlarda niye kendisini bıraktı? Niye bıraktı? Çünkü zengin sevgiliye ihtiyacı yok. Onun için süslenmeyi bıraktı. Paraya ihtiyacı olmadığı için de iyice kendini saldı. Görün bakın, doğru çıkacak benim miras teorim. Enteresan. Sen ne yapıyorsun Burhan? Biz de garip anlattın. Simi de talim. Ne yapacaksın? Şikayet yokum. Şikayetim yok ama gıdasızlıktan, kalsiyumsuzluktan sırtım eğrilecek, kambur kalacağım diye çok korkuyorum.
mali durumum çok kötü Saadettin Bey. Ne elime attıysam hepsi kuruyor. Bu aralar herkes öyle ya Burhan. Tanrı verdiği ile ilgili bir şey söyleyecektin sen. Ay o kadar düşünce dünyam karanlık ki onu unutmuşum. Aa, şey... Tanrı verdi ev alıyormuş diyorlar. Aa, hangi parayla? Kaset anlaşması yapıyormuş. Sihirdar Erener'le. Ben söylenenlerin yalancısıyım. Kaset anlaşması mı? Peşin 100.000 dolar almış. Yarısını da iş bitince onu da takdim edeceklermiş. Çok iyi para. İyi para. Yükünü tutan tutuyu Saadettin Bey. Biz 5 kuruş bir kenara koyamıyoruz. Olanı da 1.000 katakulleyle alıyorlar elimiz. Yapacağım ben. Ya ulan hani biraz atıyorsun falan diyordum ama... ...senin bayağı bir maddi problemin varmış ya. Adam ağlıyor resmen be. Bana para demeyin Saadettin Bey. Gerçekten içim cızlıyor. Tamam, tamam, tamam. Yani bu kadar hırpalama kendini. Adam akıllı bir zam yaparız sana, tamam mı? Tabii efendim, siz nasıl istiyorsanız. Zam mı yapılacaktı ya? Hiç haberim yok. Şato mu? Paris'te. Hani villa diyelim. Çok malın varmış Cem senin Avrupa'da. Hani bana yardımcı ol diye söylüyorum evladım. Senin Fransız öğrenmek istiyormuş. Volkan askerliği bitirdikten sonra bir sene Paris'te kalalım diyor. Bir daire alalım oradan diyorum. Sen bilirsin piyasayı. Vallahi annemle babamın 30 metrekarelik hap kadar bir dairesi var orada. Saadettin Bey, orası da şimdi kirada. Annem de onun kirasıyla geçiniyor zaten. Hadi ya. Yani kim söyledi ki size bunu? Burhan söyledi. Cem paraya para demiyor dedi. O kendine baksın Saadettin Bey. Hepimizden zengin o. Melek anlattı. Geçen gün müzayededen kendine 7.000 kağıda böyle antika maşrapa almış beyefendi. Ne? Vallahi meleğin yönettiği müzayededen. Vay sahtekar vay. Aslıyorum. Koskoca maşrapa evin içerisinde nasıl kaybolur kızım ya? İyice bir araştırın. Bu senin iç çamaşırı çekmeceye sen paraydı, mücevherdi filan saklıyorsun. Acaba oraya koydun da unuttun mu? Var ya var. Alamaz tek mi burada? Ben sana döneceğim şekerim. Onu aramaya devam edin ama ha. Tamam mı? Burhan. Bu yaptığımız zamların listesi sende dursun. Arkadaşlara bildirirsin. Ne zam mı ya? Hiç haberim yok yani. Yanlış mı görüyorum ben burada? Burhan Altıntop ben değil miyim? Neden en az zamı beni alıyorum ki buna zam demek çok saçma? Bu sene ihtiyaca göre zam yaptık Burhan. Biliyoruz. Nereden biliyorsun? Her şey mantıklı olarak düşünüldüğü zaman yani öyle olması şart zaten. Peki şeyi soracağım. Neden en az zamı ben aldım Saadettin Bey? Evladım sen hepimizi maaşa bağlarsın ya. Duyduğuma göre müzayedelere gidip 7.000 YTL verip maşrapa falan alıyormuşsun. En fazla zam mı sana versek yine de dişinin kovuğuna gitmez Burhan. Vay anasını. Peki bu bilgiyi nereden aldınız sorabilir miyim? Sorabilirsin. Cem söyledi. Ona da yeni kız arkadaşı söylemiş. Hayırlı olsun zammı. Güle güle harca oğlum. Kimmiş? Meleği ya. Şeytan bir defa o. Pislük. Şeytan. Finansal hayatım bu kadar bassız olamaz ya. Ne kadar kötü günler geçiriyorum. Bak bir evin izzet durumu olmasa vallahi neşem yerine gelmeyecek ama. Burhan, biraz teselli buldun kendine ama. Burhan.